Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Netflix'in yeni dizisi, yeni Türk dizisi olan Aşk 101 ile ilgili incelememi yapacağım. Yorumlarımı söylemeye çalışacağım. Dizi Cuma günü yayına girdi. Ben de Cuma günü tamamını izledim. Zaten tek sezonluk yayınlandı ve 8 bölüm olarak yayınlandı. 8 bölümü de izledim o gün ve şimdi Cumartesi günü ve bütün değerlendirmemi yapmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar detay vermemeye çalışacağım ama çok büyük bir kurguya sahip olmadığı için aslında ilerleyişin nasıl olacağını siz de tahmin edebileceğiniz için çok böyle spoilerlık bir durum olmayacak. Onun için o konuda endişe etmeyin. Öncelikle çok kısa çok detaya girmeden konusundan bahsedeyim. Öğrencilerin hepsi lise 2'deler şu an ve 98 yılında çekiliyor dizi. Yani o şekilde söylüyorlar ama 98 yılında olduğuna dair böyle birkaç tane küçük işte kullandıkları cep telefonları ya da işte birkaç tane müzikler dışında 98 yılında olduklarına ait böyle çok bir detay yok. Bu konuda çok fazla mantık hatası da yapmışlar. Eğer böyle mantık hatalarına falan takılıyorsanız sizi çok fazla rahatsız edecek. Ama onlara takılmadan daha çok böyle işin eğlencesine bakarak izlerseniz o kadar problem yaşamayacaksınız. Lise 2'deler ve aynı sınıftalar ama birbirleriyle çok daha fazla yakınlıkları olmayan 5 kişinin daha sonradan arkadaşlıklarını konu alan bir dizi. İlk başta 5'i de birbirinden yani birbirleriyle arkadaş değiller ama ayrı ayrı bir şekilde bir tanesi hariç çok fazla böyle okulda problem yaratan öğrenciler. Bir tanesi de onlardan tam tersi. Zaten öğrenci temsilcisi bir tanesi. Ve o yani çok daha çalışkan, böyle derslerine ve öğretmenlerine daha bağlı, daha düzgün denilebilen bir öğrenci öğretmenler tarafından. Hepsi ayrı ayrı bu şekilde okulda işte problem yaratıyorlar. Dört tanesi daha doğrusu. Ve sürekli işte kurul toplantısı oluyor onların atılıp atılmaması hakkında. Daha öncesinden dizide gösterilmeyen ve söylenen bu şekilde. Daha sonra işte bir gün okulda bir müsabaka olduğu gün bunların hepsi ayrı ayrı bir sürü şey yapıyorlar ve hepsi için ortak bir kurul toplanıyor. Bu dört kişinin atılıp atılmaması hakkında ilk bölüm zaten bunları içeriyor. Okuldaki bütün öğretmenler, müdür hepsi bunlardan bıkmış durumda ve sadece bir tanesi daha böyle iyi bir öğretmen mi diyeyim, nasıl diyeyim artık bilmiyorum. Biraz daha böyle onlara daha insani yaklaşıyor ve onların atılmasını istemiyor. Bütün öğretmenlerin atılmasını isterken sadece o atılmasını istemiyor. Ama o da tayini çıkıp birkaç ay sonra okuldan ayrılacak ve o da gittikten sonra diğer öğretmenler birlik olarak onları okuldan atacaklar. Bunlar bunu öğrendikleri zaman hani kendilerini koruyan sadece bir tane öğretmen olduklarını öğrendikleri zaman o öğretmenin gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Olay bundan ibaret yani. Gitmemesi için de şöyle bir fikir üretiyorlar. Biz bu hocayı birine aşık edersek ve burada kalmasını sağlarsak evlenirse işte o da bizim adımıza sürekli oy kullanır ve biz bu şekilde okuldan atılmayız diye düşünüyorlar. Aslında bakarsanız çok saçma bir düşünce olmasına rağmen işlerken tabii o kadar böyle sıkıcı ve saçma olmuyor. Tam tersi şunu söyleyebilirim. Ben birçok yerimde çok fazla güldüm. Şöyle bir sahne vardı. Normalde bunu ciddi olarak görmüş olsam beni çok üzer ama hani dizi olduğu için o kadar şey yapmıyor. Müdür bu dördünü gördüğü zaman okula ilk girdiklerinde günaydın Allah'ın belaları diyor. Orada gerçekten çok güldüm. Yani normalde çok kötü bir şey tabii ama dizi olduğu için onu tolere edebiliyorsunuz. Hani böyle müdür hepsinden gerçekten böyle nefret ediyor ve diyor ki hani sizi bir şekilde bu okuldan attıracağım, ne olursa olsun attıracağım diyor. Neyse işte bu çocuklar okuldan atılmamaları adına birleşiyorlar ve birine daha ihtiyaç duyuyorlar ve bunun için de sınıfın daha böyle o biraz önce bahsettiğim öğrenci temsilcisi olan kızı da yanlarına başlarda biraz zorla alıyorlar. Hani onun da bize yardım olur, daha iyi anlar falan gibisinden. Ve hep birlikte bu hocayı okulun beden eğitimi hocasına aşık etmeye çalışıyorlar. Dizinin konusu genel olarak bundan ibaret. Bunun işlenişi, ilerleyişi hakkında bir dizi yapmışlar. Şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi hem 98 yılına ait olmasından dolayı hem de farklı şekillerde dizide birçok küçük küçük böyle çok göze batmayan hatalar yapmışlar. Bunlara dikkat ediyorsanız sizin için problem yaratacaktır. Ama bunlara odaklanmamanızı tercih ederim. Daha sonra şu şekilde bir şey var. 98 yılında yapmalarının
Sebebi şu şekilde, bu çocukların yetişkinliklerini de gösteriyorlar. Daha doğrusu şu an sadece, yani birinci sezonda sadece Eda ve Işık'ın yetişkinlik halini gösterdiler. Onun dışında diğer çocukların şu an ne olduğu belli değil. Ben büyük ihtimal bunları ikinci sezonda göstereceklerini tahmin ediyorum. Hani o hallerini de gösterdikleri için diziyi o yılda çektiklerini, hani o yıldaymış gibi gösterdiklerini düşünüyorum. Yoksa direkt günümüz gibi gösterebilirlerdi. Hani özellikle şu an hani bazı yaptıkları şeyler o kadar böyle abartılı geliyor ki, diyorsunuz ki bir öğrenci bunu asla yapamaz ve hiçbir öğretmen buna göz yumamaz dediğiniz böyle durumlar oluyor. Hani belki çok nadir yapılıyordur tabii, haberlerde bile görüyoruz. Ama bunların 98 yılında özellikle olması, o zamanlarda olması biraz daha, hatta daha da zor yani. O tarz şeyler tuhafınıza gidiyor ama böyle hatalara takılmadan izleyin bence. Böyle dizide bazı öyle sahneler oluyor ki, böyle aşk üzerine böyle büyük büyük tespitler yapıyorlar bilmem ne falan. O zamanlar diyorum ki bu ne ya, hani ne kadar böyle saçma sapan konuşuyorlar falan, böyle acayip böyle sinir olduğum sahneler de oldu. Ama şöyle düşündüm, hani ben şu an 23 yaşında biri olarak bunu izliyorum ve onları o an evet küçümsüyorum. Bu ne yani, hani o yaşta bu tespitleri nasıl yapıyorsunuz, ne haddinize falan böyle gibisinden içimden düşünüyorum. Ama kendi lise çağlarımızı, kendi ilkokul hani ortaokul çağlarımızı düşündüğümüz zaman şu an zaten bize çok saçma gelen, hatta onlardan çok daha böyle saçma şeylerini bile kendimiz yaptığımızı hatırladığımda, ne bileyim bu farklı böyle Facebook isimleri alırdık kendi ismimizin dışında, böyle lakaplar falan böyle, ya da saçma sapan şeyleri böyle daha güzel zannederdik, bizi daha havalı gösterdiğini zannederdik hani o yaşlardayken. Hani bunları düşündükçe o çocukların hayatı çok daha normal bile, hani yaptığı o saçma tespitler, ne bileyim saçma sapan şeyler bile çok daha normal gelmeye başladı gözüme. Hani izlerken kendi hayatınızda da böyle empati kurarak devam ederseniz aslında o kadar da kötü gözükmediğini düşüneceksiniz. Ya da ne bileyim o yıllara ait bir günlüğünüz varsa onları okursanız hani diyeceksiniz ki bunlar çok daha böyle olgun bile konuşuyormuş falan diyebilirsiniz. Bu arada dizide en çok hoşuma giden sahnelerde şunlar oldu. Eda ve Işık'ın daha sonraki işte ilerleyen yaşlardaki, sanırım 30 yaşları falan oluyor. O yaşlardaki sohbetleri benim çok hoşuma gitti. Çünkü şu şekilde ben hani kendi lise arkadaşlarımla ve ilkokul arkadaşlarımla buluştuğum zaman en çok yapmayı sevdiğim şey, ve konu bir şekilde oraya geliyor. O zamanlarla ilgili, ne bileyim o zamanlarda arkadaş olduğumuz insanlarla ilgili ya da yaşadığımız olaylarla ilgili bir şekilde sohbet oraya gidiyor. Ve hani benim en çok keyif aldığım şeylerden biri bu olduğu için, onların da bu ilerideki yaşlarda buluşup bu geçmişle ilgili şeylerden, okul anılarından bahsetmeleri beni yani çok mutlu etti. Ve ileride de görüşüyor olmaları, hani uzun süre görüşmeyip daha sonra görüşüyor olmaları, gerçekten en çok keyif aldığım noktalar onlar oldu. Sinir olduğum bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu Burcu hocaları çocuklara şunu söylüyor. Hani kuruldan çıktıktan sonra sizler hepiniz farklı çocuklarsınız ve bu yüzden atılmaya hakkınız yok gibi bir şey. Hani o tarz bir şeyler söylüyor. Hani çocukların bu kadar şımarık olması onları farklı olduğunu göstermez. Evet hepsi farklı çocuklardı ama bütün öğrenciler, bütün insanlar farklı ve çeşitli farklılıkları var. Hani kurallara uymuyor olmaları onları farklı yapmıyor aslında. Hani orada böyle bir saçmalamışlar. Tam demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Hani kurallara uyarak da farklı olabilirsiniz. İlla saygısızlık yaparak, kötü şeyler yaparak, kavga ederek farklı olmuyorsunuz. Bu sizi hani iyi bir şey yapmıyor. Tabii ki hani o çağlarda herkes böyle farklı olmaması gereken şeyler yapıyor. Kurallara aykırı davranabiliyor ama hani bu bizi olumlu yönde farklı yapmıyor. Ben bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tasvip etmiyorum daha doğrusu. Öğrencilerin çoğu hareketinde yanlış buldum. Ama hani dediğimiz gibi o yaşlarda çoğu insan hani o şekilde davranıyor ve engel olunamıyor. Müdür zaten başta müdüre biraz öyle abartıyormuş gibi geldi ama çocuklar o kadar şey yapıyor ki, özellikle öyle laboratuvara zarar vermeleri. Hani bir yandan bazen diyordum ki müdür de haklı mı acaba? Hani adamı çünkü canından bezdirdiler gerçekten. Hani kendinizi sadece öğrencilerin yerine değil de öğretmenlerin ve müdürlerin de yerine koymak lazım. O açıdan böyle empati yaparak izlediğinizde ve kendi işte lise anılarınızı, ilkokul anılarınızı düşündüğünüz zaman, ya ben keyifle izledim açıkçası. İzlemeden önce şöyle bir düşüncem vardı.
Ben size açıkçası hiçbir şey beklemiyordum. Diyordum ki böyle saçmalıklarla dolu, böyle çok ergenimsi, böyle saçma bir dizi olacak. Ben öylesine hani sırf merak ettiğim için izliyorum kafasıyla izledim. Ama gerçekten izlerken çok keyif aldım ve beni de o yıllarım, hani lise yıllarıma, ilkokul yıllarıma, hani eski anılarıma döndürdüğü zaman böyle çok daha keyifle izledim. Bu arada bir yandan da dizide şunu da göstermek istedim. Hiç bu çocukların hepsi bir şekilde aileleriyle problemleri olan çocuklar ve buna ben de katılıyorum. Genel olarak böyle okulda ya da toplumda böyle çok fazla böyle hırçınlık gösteren, çok fazla böyle problemler yaşayan insanlar genelde aileleriyle bir takım problemleri olan, ya çok böyle baskıcı bir aile oluyor ya çok böyle aşırı serbest bırakan, hiç ilgilenmeyen, işte önemsemeyen bir aile oluyor. Bu şekilde problemler yaşayan insanlar biraz daha okulda ve toplumda daha böyle hırçınlaşabiliyorlar. Ben hani bunu da kesinlikle birebir böyle olacak diye söylemiyorum ama bu şekilde olan birçok çocuk var ve Burcu öğretmen de kuruldu bunu söyledi. Hani bu çocukları biz sadece öğrenci olarak değerlendiriyoruz ama bir evlat olarak nasıl yetiştirildiklerini biliyor muyuz? Hani ailelerinin nasıl davrandığını biliyor muyuz? Neden bu hırçınlıkları yaptığını biliyor muyuz? Aslında öğretmenlerin en çok dikkat etmesi gereken şey de, bence buradan öğretmenlerin de birçok ders çıkarması gerekiyor. Bence onların da izlemesi gerekiyor. Hani böyle çok basit bir dizi deyip bence kenara da atmamak lazım. Yani çok da büyütmüyorum. Acayip böyle bir kurgusu yok ama bazı verdiği küçük mesajlar da gerçekten herkesi düşünmeye yönlendiriyor bence. Hani onlar da bir öğrenci, sadece öğrenci olarak değil de daha böyle acaba ailesinde nasıl problemleri var mı diye bence biraz daha ilgilenilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızın birçok kısmını aslında orada aldığımız kararlar ve orada yaptıklarımız gerçekten etkiliyor. Onun dışında Burcu Hoca ile Kemal Hoca'nın da birlikte olmasını ben de gerçekten o öğrencilere kadar bekledim. Onlarla bekledim ki olsunlar. Çok yakışırdım birbirlerine. Yani genel olarak yorum yapacak olursam aşırı büyük kurguya sahip olmayan sıradan bir konu işlenmiş. Ve ilk başta bana o düşünce çok saçma gelmişti. Yok işte aşık edeceğiz de burada kalacağız filan da. Onun dışında mantık hatalarıyla dolu. Ama müzikleri filan çok güzel seçilmiş. O konuda diyecek bir şeyim yok. Ve izlerken de keyifle izlenecek bir dizi. Yani bir yandan mükemmel değil, bir yandan kötü değil ama keyifle izlemek isterseniz, kendi o yıllarınıza böyle dönmek isterseniz, düşünmek isterseniz bence izlenebilecek bir dizi. Ve ben özellikle ikinci sezonunu gerçekten merak ediyorum. Ve bu sefer diğer üç kişi de, Kerem, Osman ve Sinan da ikinci sezonda büyük ihtimal katılacaklarını düşünüyorum. Ve mektup vermişti. Oralara çok girmeyeyim. Orada herkese aslında ufak ufak şu an nerede olduklarını gösterdi, kendilerini göstermeden ama ne iş yaptıklarını gördük gibi oldu. Daha sonra buluşmalarını ve toplu bir şekilde konuşmalarını çok fazla istiyorum. O yüzden ben ikinci sezonu geldiği zaman onu da izlemeyi düşünüyorum. Genel olarak beğendim ama tabii ki ben başkalarının yorumlarını da okudum. Ekşi Sözlüğe girdim, oradaki yorumları falan da okudum. Hani biri beğeniyor, biri beğenmiyor, biri başka bir şeye takılıyor, biri başka bir şeye takılıyor. Biri bir özelliği için çok beğeniyor, biri bir özelliği için hiç beğenmiyor. O yüzden bu tamamen sizin zevklerinize kalmış bir şey artık. Ama bence bir şans verip izlemenizi tavsiye ederim. Videomu da izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca lütfen siz de diziyi izlediyseniz, diziyle ilgili yorumlarınızı aşağıda yazarsanız ya da benim fark etmediğim detayları fark etmişseniz onları da yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.